Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tekrar genel bir fal bakacağım. Başlayalım o zaman. Şöyle genel bir bakalım. Nazarlar var, gözler var. Baya bir karışık fal. Bir tarafı aydınlık, bir tarafı karanlık. Yani biraz sıkıntılar var ama bunlar gelip geçici. Sıkıntılar çok fazla baki kalıcı değil. Bir aydınlık kapınız açılmış. Bu hayır kapısı sizin için. Sıkıntıların arkasından açılıyor. Yani öyle bir zaman gelecek ki çok şükür bunu da gördüm diyebileceğiniz bir zaman yaşayacaksınız. Arka arkaya iki tane nasibiniz var. Beklediğiniz toplu bir para olabilir, bir yerde kalan bir paranız olabilir ya da birisine borç verdiyseniz bununla alakalı olabilir. Bunlar arka arkaya gelecek. Kocaman kocaman gözler var yan yana gördüğünüz gibi şöyle. Aşırı şekilde hanenizde nazarınız var. İnşallah yakında atlatırsınız bunu. Evinizi daha önce de söylediğim gibi sirkeli suyla temizlerseniz, özellikle de ayetel kürsü ve Felak Nas surelerini okursanız hanenizdeki nazarı büyük bir kısmını en azından atarsınız. Yılan gibi bir düşman var, dışarıdan haneye zorlayan, böyle girmeye çalışan ama siz buna fırsat vermeyeceksiniz, dışarıda kalmış. Nazarların arasında şöyle söyleyeyim, bir işle alakalı yani olmasını beklediğiniz bir işiniz var. Belki bir başvuru yaptınız, bununla alakalı bir durumunuz var. Bunu herkese çok açıklayıp söylemeyin, yani başvuruda bulunduğunuzu ne kadar dillendirirseniz bu kadar bir o kadar da sıkıntısını yaşarsınız. İnsanların olumsuz söylemleri sizi etkileyebilir. Muhtemelen olacak ama çok fazla kimseye söylemeyin, bahsetmeyin bu işle alakalı durumunuzu. Ve yakın zamanda gerçekleşecek bu işle alakalı bir beklentiniz. Bir tarafı aydınlık çünkü. Tekerlekli sandalyede oturan birisi var. Böyle geçici bir rahatsızlığı var. Bir ayağıyla alakalı bu şey gibi, yani bir kırık, alçı gibi. Ya da fizik tedavi gören birisi vardır. Dizleriyle alakalı problemi olan birisi. Bu çok genç birisi değil, yaşlı birisi. Yakında ayağa kalkabilecek, yani yürüyemez durumda değil aslında ama biraz sıkıntılar var bu yürüme konusunda. Yakın dönemde ayağa kalkacak inşallah. Bir kutlama yemeği gibi bir şey görüyorum. Kalabalık bir masa. Masa başında böyle çok güzel, keyifli vakit geçiren insanlar var. Bir şeyin kutlamasını yapıyorsunuz ve çok güzel, neşeli geçecek. Hayatınızla ilgili olumlu şeyler gelişiyor. Bir mutluluğunuzu bir insanla paylaşmışsınız ama bu insanın nazarı var üzerinde bu mutluluğunuzun. Çok fazla mutlu olduğunuz şeyleri herkesle paylaşmayın. Ne kadar paylaşırsanız o kadar sıkıntısını yaşarsınız. Bir merdiven basamağı çıkmış. Böyle bu beklediğiniz işle alakalı, eğer ki gerçekten de böyle bir durumunuz varsa, bir işe başvurduysanız bu işle alakalı durumunuz nihayetine erecek olacak ve merdiven basamağı bu yükseliş anlamındadır. Döner bir merdiven şeklinde şurada gördüğünüz gibi. Üzerinde gözler var ama bunu çalışacağınız ortamdaki insanların nazarı. Hatta yanı başında da bir at çıkmış. Üzerinde bir adam. Şurada. Gördünüz mü? Bu adam, yani Atalan Üsküdar'a geçmiş hesabı diyelim, şöyle bir şey. Yani dilediğiniz gibi olacak ve beklediğinizden çok daha güzel bir şekilde sonuçlanacak. Çünkü önü çok çok güzel bir şekilde aydınlık. Dışarıdan iki güzel haberiniz var.
müjdeli haberler alacaksınız. Hayatınızla ilgili olumlu gelişmeler var. Genel olarak bu kadar. Fincanın dip kısmına gelirsek, bir soru işareti var. Aklınızda düşündüğünüz bir konuyla ilgili bir soru işaretiniz var. Bu soru işaretinde nihayetini göreceksiniz. Yani aklınızdaki soru nasıl sonuçlanacağına dair, belki bu işle alakalı durumunuzla ilgili ya da bir başka konuyla alakalı, bunun sonucunu güzel bir şekilde alacaksınız. Çünkü önü açık ve aydınlık ve yolu açık bunun. Beklediğinizden çok daha güzel, olumlu şekilde sonuçlanacak. Fincanımız bu kadardı. Tabağımıza geçiyoruz. Sıkıntılar gidiyor. Tabağımızda iki kişi ayaküstü tartışıyor. Ve bu iki tartışan kişi genç. Yaşlı birisi ikisine de parmağını uzatarak aklınızı başınıza alın, kendinize gelin dercesinde parmağını sallıyor. Yani bu iki kişinin anlamsız kavgasını bir şekilde nihayetlendirecek bu kişi, biraz daha akıllarının başına gelmesini sağlayacak. Bir dilek dileyin. Çok hızlı bir şekilde olacak inşallah. Dışarıdan hanenize bir misafiriniz var. Güzel müjdeli haberlerle geliyor. Evet, burada da çıkmış bir soru işareti ve yan başında iki rakamı. Soru işareti, yani aklınızdaki soruyla ilgili 2 hafta ya da 2 aya kadar cevabını alacağınıza dair, inşallah olumlu sonuçlar alacaksınız bununla ilgili. Bir kurdele var, bir açılış töreni ya da ne bileyim bir yani kutlamasını yapacaksınız. Yani belki de bir dükkan açıyorsunuz, bununla ilgili bir açılış töreniyle alakalı bir kutlama olacak. Çok güzel geçecek, keyifli vakit geçireceğiniz insanlarla bir arada olacaksınız. Bir güvercinin sadece kafası gözüküyor şurada. Bir haber var ama henüz daha haberi size gelmesine biraz daha zamanı var. Güzel bir haber olacak ama biraz daha zaman var. Yani beklemeniz gereken bir süreç var bu haberle ilgili. Şurada bir silah çıkmış. Hızlı bir haber alacaksınız. Çok böyle kurşunuzun da diyeyim. Müjdeli bir haber alacaksınız. Temiz aydınlıkta belki birisinin evliliğine dair ya da yüzük takmasına dair bir haber alacaksınız. Çok hızlı gelişecek bu durum. Ama sevineceğiniz bir durum yaşayacaksınız. Yani beklemediğiniz değil, aslında beklediğiniz bir olay. Şurada da çıkmış merdiven basamakları, yavaş yavaş yükseleceğinize dair bu beklediğiniz işle alakalı olacak. İnşallah hayırla sonuçlanır. Merdivenin altında da başvuru yaptığınız bir büyük bir bina, büyük bir fabrika ya da şirket diyebilirim. Beklediğinizin sonucunu gerçekten de güzel bir şekilde alacaksınız. Bir kurban adağınız var. Koç kurban gibi. Adağınızı en kısa sürede yerine getirebilmenizi dilerim inşallah. Çünkü bu adak artık yarı vücudun yarısı yere çökmüş. Artık beni kes kurtul dercesine bir bekleyiş içerisinde. Ve yakın zamanda bunu da gerçekleştireceksiniz. Bir anahtar görüyorum. Bir araç alma gibi bir durumumuz söz konusu. Tekerlek falan gözüküyor orada. Bir araç alacaksınız ya da araç yenileyeceksiniz. Bununla ilgili bir gelişme yaşayacaksınız.
Uzaktan bir misafiriniz var. Yani bir iki günlük kalıcı bir misafiriniz olacak. Çok uzun vade kalmayacak ama hayırla bereketle gelecek inşallah. Bir de akıtamadığınız gözyaşınız var. İnşallah hayırla akıtacaksınız. Sular seller gibi tertemiz çıksın gitsin inşallah. Falımız bu kadardı. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar dilerim. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmuyoruz. İyi akşamlar, sevgiyle kalın.